Merhaba çocuklar, ben Batman Final Okulları öğretmenlerinden 1. sınıf öğretmeni Feyzi Yılmaz. Size bugün saatler konusunu anlatacağım. Günümüzde zamanı ya da saati birçok alanda kullanıyoruz. Birçok saat çeşidi kullanıyoruz. Bazıları işte duvarda kullandığımız saatler, kolumuzda kullandığımız saatler, masada kullandığımız saatler. Bunları bir şekilde kullanıyoruz. Ben de bugün size tam ve yarım saatleri anlatacağım. Tam saat ve yarım saati kullanacağım. Şimdi size önce akrep ve yel kovandan bahsetmek istiyorum. Akrebimiz saati gösteren kısımdır. Biraz daha yel kovana göre kalın olan çubuğumuzdur. Biz buna akrep. Bir de ince olan var, ince uzun çubuk olan. Bu da yelkovandır. O da dakikayı gösterir. Dakikayı gösterir. Şimdi yelkovan akrebe göre biraz daha hızlı hareket ediyor. Çünkü dakikayı gösteriyor. İki rakam arasındaki geçen süresi 5 dakikadır çocuklar. Biz buradan yani 12'den buraya geldiği sürece 5 dakika zaman geçiyor. Şimdi saatimiz burada kaç gösteriyor? Saatimiz saat 3'ü gösteriyor. Neden? Çünkü akrebimiz 3'ün üzerinde, yer kovanımız 12'nin üzerinde olduğu için şu anda saat 3'tür. Yarım saatler ise yine akrep ve yer kovanı görüyorsunuz. Akrebimiz kaç? Nerede akrebimiz? 9 ve 10 arasında görünüyor. Yer kovanımız 6'nın üzerinde gösteriyor. Biz 5'eri saydığımızda 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yani şu anda saat kaç? 9.30. Yani 9.30 diyoruz. Evet, şimdi ailenin bir gününü inceleyelim. Okuduğumuz saat noktalı aralığı örnekteki gibi yazalım. Ali sabah saat 7.30'da uyanıyor. Şimdi saat 7.30'da uyandığına göre benim akrebim nerede olması lazım? 8 ve 7'nin arasında olması gerekiyor. Yer kovanında 6'yı göstermesi gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi Ali sabah saat 7.30'da uyanıyor. Yani 7.30'da. Sabah saat Ali kaçta okula gidiyor? Akrep ve yer kovanımıza bakalım. Akrebim kaçı gösteriyor? 9'u. Yel kovanım kaçı gösteriyor? 12'yi. O zaman saat kaçtır? Saat 09. Yani sabah saat 9'dur. 09'u gösteriyor. Peki Ali'nin akşam eve döndükten sonra, şimdi şu resimleri inceleyelim. Aşağıdaki birinci resimde boş bırakılan bölüme saati yazalım. İkinci resimdeki saate cümleye göre akrep ve yel kovan çizelim. Akşam saat kaçta Ali ve ailesi yemeğini yiyor? Akrep ve yel kovanımıza bakıyoruz. Akrebim kaçı gösteriyor? 8'i. Yel kovanım kaçı gösteriyor? 12'yi. Şu anda o zaman saat kaçtır? Akşam 8. Akşam 8'i gösteriyor. 0. Akşam saat 8'de yemek yiyor. Gece saat 9.30'da uykuya dalıyor. Şimdi biz buna ne yapacaktık? Akrep ve yel kovan çizecektik. Saat 9.30'da uyuduğuna göre benim yel kovanım kaçı gösterir? Yel kovanın kaçın üzerinde olması lazım? 6'nın. Akrebin kaçı nerede olması lazım? 9 ve 10 üzerinde olması gerekiyor. Evet çocuklar, saat 9.30'da uykuya dalıyor. Diğer sayfaya geçelim. Şimdi aşağıdaki saatleri okuyalım. Ve saatin kaç olduğunu gösterelim. Çocuklar, burada gördüğünüz gibi saat kaçtır? Saat 4. Diğer örnekte gördüğünüz gibi saat kaç? Saat 1.30. Neden? Çünkü akrebin 1 ve 2 arasında yel kovanın 6'yı gösteriyor. Şimdi burada saat kaçı gösteriyor?
Akrebin 9'un üzerinde, yelkovanım 12 üzerinde olduğu için saat kaçtır? Saat 9. Saatim kaç gösteriyor? Saatim 9'u gösteriyor. Evet, çocuklar gördüğünüz gibi saatim 9'u gösteriyor. Evet çocuklar, şimdi bu saati inceleyelim. Akrebim kaçı gösteriyor? 6'yı gösteriyor. Yelkovanım kaçı gösteriyor? 12. O zaman saat kaç şu an? Saat 6. Eğer sabah ise 06, öğleden sonra ise 6'yı gösterir diye söyleriz. Sabah saat 06 olsun. 06 olacak. Evet, burayı inceleyelim. Şu anda akrebin nerede? 4 ve 5 4 arasında. Yelkovanın 6'ın üzerinde olduğu için şu anda saat kaç diyeceğim ben buna? Saat 4.30. Saat 4.30 diyeceğim. 4.30 diyorum. Evet, bu arada saat kaç? Akrebin 11 ve 12 arasında olduğu için, yelkovanın da 6'ın üzerinde olduğu için saat 11.30 diyor. Evet çocuklar, bu saatlerin hepsi kalan kısımlarını kendiniz evde yapabilirsiniz. Zamanı gelelim çocuklar, bu çalışmaları da siz kendiniz evde mutlaka inceleyin. Biz bunlara akrep ve kovan çizeceğiz. Ben size örnek olarak bir tane daha göstereyim. Şimdi saatimiz kaçı gösteriyor? 5'i. Benim akrebim kaç üzerinde olması gerekiyor? Saat 5'in üzerinde olması gerekiyor. Şimdi çocuklar, saat 5 olduğu için ne yapmam lazım? Akrebimi 5'in üzerine koymam gerekiyor. Yelkovanın kaçı gösterilmesi lazım? 12'nin üzerinde olması gerekir. Evet, şu anda saat 5. Bir de buçuklu bir tane göstereyim. Şimdi çocuklar, benim şu an saat 12.30 olduğu için benim akrebim 12 ve 1 arasında bir yerde olması gerekiyor. 12 ve 1 arasında olacak. Akrebim yelkovanın da 6'yı gösterecek. Evet çocuklar, şu anda saat 12.30. Daha da arttırabiliriz örneklerimizi. Evet çocuklar, biz kalan kısımları kendiniz evde mutlaka bu çalışmaları yapın. Evet çocuklar, bundan sonraki çalışmaları kendiniz evde yapın. Bir sonraki dersimizde takvim konusunu anlatacağım size. Evet çocuklar, burada dersimiz sona ermiştir. İyi çalışmalar diliyorum size. Bir sonraki dersimizde takvim konusunu anlatacağım size. İyi çalışmalar diliyorum size.